Tamam. Bu haftaki konuğum homeopat ve veteriner Banu Kantarcıoğlu. Hoş geldin Banu. Hoş bulduk Serdar. İyi akşamlar herkese. Önce klasik soruyla başlıyorum ben. Zaten bir veterinerken bize nasıl homeopat olduğunu anlatır mısın lütfen? Tabii ki. Ben 1998 yılında mezun oldum fakülteden. Onun öncesinden beri de gönüllü olarak bu öğrencilik döneminde birçok üniversite hastanesinde de çalıştım. Klinikte çok iç içe bir zaman geçirdim. Fakülte bitti. Tatmin olamadım öğrendiklerimden. Üzerine bir de doktora yapayım istedim. Mikrobiyolojiyi seçtim. Çünkü yurt dışına da öğrenciyken bu amaçla gitmiştim. Ve orada da gerçekten çok değerli insanlarla iyi at hastanelerinde çalışmıştım. Burada da mikrobiyolojiye başladım. Ama o da beni pek tatmin etmedi. Evet, laboratuvar çok eğlenceli, çok güzel, klinikte güzel birleşiyor. Ama o da tatmin etmedi. Bu dönemde de çok yoğun, aynı zamanda bir hastanede çalışıyordum. Çok komplikasyon, çok vaka, çok tecrübe edindim gerçekten. Bunlar çok güzeldi ama bir şeyler eksikti. Yani özellikle kronik hastalıklarda, kanserde çok yoğun tıkanıklıklar var. Yani hastalar belli bir süre içerisinde sürekli aynı hastalıkları yaşıyorlar. Tekrar eden tedaviler yapıyoruz. Biz belki ayda bir kortizon yapıp gönderiyoruz hastaya gibi. Beni çok rahatsız etmeye başlamıştı. Hani hekimlik bu değildir diye düşünüyordum. O dönemde de o yoğunluktan oldukça yorulup kendi kliniğimi açmaya karar verdim. Dinginleşmeye düşülerek tam tersi oldu. Daha yoğunlaştım haliyle. O dönemde de 2005-2006 gibi homeopatiyle o dönem tanıştım. Motora sıkışmış bir kedi sayesinde. Küçük bir yavru kedicikti. Bunu getirdiler. Bacak oldukça kötü durumda. Biz olabilecek her türlü tedaviyi denedik. Modern tıp anlamında her şeyi yaptık ama bacak iyileşmiyordu. Ve neredeyse artık kediciği zehirler duruma gelmişti. Ertesi güne bir amputasyon planladık biz. Operasyon için hazırlık yapıyoruz. O esnada sevdiğim bir hastam geldi. Kediciği görünce çok üzüldü. Dedi ki, Banucuğum böyle bir yöntem var. Homeopati, hemeopati tam da adını söyleyemiyor. Dener misin? Ben zaten çok açığım böyle şeylere. Dedim kesinlikle denerim. Biz Amerika'dan bir veteriner homeopatla, adını hiç hatırlamıyorum. Çok araştırdım maillerimden geri dönüp bulamadım ama çok kendisine şükran borçluyum. Onunla yazıştık. Ve oradan bana bir dolu saçma soru sordu. Yani kedi nasıl su içiyor, nasıl yatıyor, işte rengi ne, şu şöyle böyle bildiğin homeopatik anamnezlerle soruyor bana ama bana çok saçma geliyor. Çünkü diyorum ki biz kedinin bacağıyla uğraşıyoruz, nasıl su içer diyor bana diyorum. Neyse ben soruları cevapladım. Bunların üstüne tabii ki kendisi remedileri seçmiş ve bize bunları bir şekilde Avrupa üstüne ulaştırdılar. İşte bildiğimiz bizim remediler, küçük topçuklar geldi, işte ambercam şişeler geldi. Bunu karıştıracaksın, hazırlayacaksın. Yani hiç inandırıcı gelmiyor. Ama şimdi hastaya da söz verdim. O kadar da yazıştık yani yapacağız mecbur. Bir de yetmedi üstüne 10 defa da şişenin tabanına vur diyor bana. Hayda dedim bu ne? bu dedi çok cadı işi bir şey yani. Ben iki de başımdan geçireceğim. Tamam yani bu da benden olsun. Bakalım nasıl olacak? Ve inanılmaz bir iyileşme, inanılmaz bir düzelme. Tabii ki amputasyon yapmadık. 15-16 yaşında şu anda. Ve dört bacağıyla birlikte tepelerde gezen bir kedi haline geldi. Bunu görünce tabii dedim ki Banu burada bir şey var. Yani bunu öğrenmek zorundasın. Bu bilgi sana geldi. Öğreneceksin ve ondan beri de homeopatinin peşine düştüm. Ve serüven hala devam ediyor. Hala öğreniyorum. Harika bir hikaye. Hemen şunu sormak istiyorum. Peki bu hangi yıllarda oluyor ve o yıllarda Türkiye'de homeopati kursu var mıydı? Nasıl homeopat Yoktu. oldu? 2005-2006 bu bahsettiğim tarih. Ve o dönem araştırdım araştırdım pek bir şeye ulaşamadım. En son 2008'de Homeopati Derneği'ne ulaştım. Bizim Gümüşsuyu'ndaki derneğe. Ve onların bir kurs verdiğini gördüm. Küçük küçük işte Galata'da bir yerde. Hemen yazıldım. İlk gittiğim gün 40 derece ateşle koşa koşa gittim oraya kaçırmamak için. ve öyle başladı serüven. O bir avuç insan da o zaman 10-15 kişiydi gelen ve neredeyse hiçbiri tıp doktoru değildi.
Ama bir şekilde hayatlarında homeopati girmişti ve hepsi çok etkilenmişti. Öyle başladı serüven. Sonrasında devam ettim, biraz ara verdim, işte doğum oldu, ara verdim gibi falan ama hiç kopmadan devam ettim. En son işte buradaki kursu da bitirdim ama burayı bitirmek tabii çok yeterli olmuyor hiçbir zaman, özellikle veteriner homeopati için. Sürekli yurt dışı ilişkiler devam etti. Ve oradaki bizim Uluslararası Veteriner Homeopati Derneği'yle buluşmama neden oldu aslında bu arayış. Biraz bu dernekten bahset istersen bize. Merkezi nerede? Türkiye'de şubesi var mı? Nasıl üye olunuyor? Nasıl temas Tabii. kuruluyor? Sunduğu olanaklardan Türkiye'deki bir veteriner nasıl yararlanıyor? Şimdi o dönem ben gerçekten çok kaynaksızdım. Çok çabalıyordum. Her gün internette oradan buradan yazışarak bir şeylere ulaşmaya çalışırken. Dedim bunun bir uluslararası birliği olması lazım. Ve IAVH çıktı karşıma. İsviçre bazlı, merkezi orada. Ama tüm dünyadan aklına gelebilen her yerden üyesi var. Yani Güney Afrika'dan Hindistan'a, Japonya'dan Amerika'ya, her yerden. Ağırlıklı tabii yine Avrupa. Onlarla tanıştık, yazıştım. Dedim ki Türkiye'den hani yazıyorum böyle böyle, işte çok ilgiliyim, işte şöyle burada böyle eğitimleri aldım falan. Tabii onlar bir inandırıcılık istiyorlar, diplomalar falan, her şey gitti geldi derken baktılar burada gerçekten çok istekli birisi var. Direkt kucak açtılar. Oradaki bir takım çalışmalardan sonra da Türkiye temsilciliğini verdiler bana. Sen hani orada bunu tanıt, hani hekimlere ön ayak ol diye. Burada tabii ulaşmak ya da hekim arkadaşların zaman ayırması gibi birazcık zorluklar olabiliyor ama başladı, var. İstekli olan, artan, hatta yurt dışına yine eşlik eden hekim arkadaşlar oldu. Dernek çok çok gönüllü işi. Çok severek yapıyorlar. Çok duayen veteriner homeopatlar var. Artık yaşları oldukça ileri ama ben asla yaşlarını tahmin edemiyorum. Homeopati çok enteresan bir şey. Herhalde benle yaşıttır diyorum. 70 yaşında çıkıyorlar. Dolayısıyla çok efsaneler. Çok vericiler ve çok destekleyiciler. Şimdi bana çok ciddi görevler de verdiler. Güzeldi, bu da çok onur edici bir şeydi. Yani bu Türkiye temsilciliğinin yanında eğitim komitesini aldılar. Orada şimdi biz bir e-learning platformu üstünde çalışıyoruz ki hani gelemeyen, gidemeyen hekimler bunlara bir online sistem üzerinden ulaşabilsin diye. Güzel bir sistem olacak bu ilerleyen zamanda. Onun dışında tabii onlarla daha detaylı aslında beni tam kabul ettikleri durum Viyana'daki kongre, bir ECA için konferans oldu. Ben oraya bir hastanın yayınını gönderdim. İlginç bir vakaydı. İki Golden Retriever ırkı, baba oğul köpekte, lenfoma vakasıydı. Biraz bahsedeyim istersen, bu vaka Tabii değişik bir tabii. vaka. Uzun yıllar boyun altında bir kitleyle, uzun yıllar dedim yani 1-1,5 yıl kadar biz takip ettik. Kitlede hiç oynayan bir şey yoktu. Büyüme yoktu. Köpekler çok sağlıklıydı. Daha çok oğulda problem vardı. Ben çok ellemekten yana olmadım kondisyonları iyi gittiği için. Ama bunlar bir arkadaş sohbeti esnasında panikle arkadaşlarının bunun kötü bir şey olduğunu söylemesiyle hemen gidip bir yerde biyopsi yaptırdılar. Biyopsi sonrası çok ciddi komplikasyonlar şekillendi köpekçikte. Çok ciddi lenfödemler meydana geldi. Yürüyemez oldu, ön kollarını kullanamadı falan bir süre. Sonra toparladık onları. Ama neyse ki biz bunun bir lenfoma vakası olduğunu bu vesileyle öğrenmiş olduk. Birçok yeri dolaştılar. Ve onlara sadece kemoterapiyle 3 ay bir ömür biçildi. Tabii çok ağlayarak hasta sahipleri tekrar geri geldiler. Dediler ki böyle böyle bir durum var, ne yapalım biz? Dedim ben sizden bir ay rica ediyorum. Yani madem kemoterapili 3 ay ömrünüz var, hani bana bir ay verin. Biz bir homeopati ile başlayalım. Onun akabinde ne gerekiyorsa, kemoterapi ise kemoterapi ya da daha erken bir gidişatı görelim. Hatta bir aydan bir haftaya çektim ben bunu. Daha da pazarlıkla.
Dedim bana izin verin. İşte homeopatik anemnezi aldık. Ona daha sonra gireriz zaten nasıl anemnez alınıyor. Remedilerini seçtim, verdim. İlk bir hafta içerisinde oğul eski çocukluğundaki hareketlerine döndü. Yani babasının kulağını yalar ve otematom yapar ve biz onu tedavi etmeye uğraşırdık eskiden. Tekrar babasının kulağını yalamaya başladı. İnanılmaz enerjik bir hale geldi. Hem çok derin uyuyor, hem çok yemek istiyor, hem çok enerjik. Yani bir sağlık da bir yükselme oldu kesinlikle. Ve sahipleri şaşırdı. Yani gerçekten hani bu nasıl olabilir diye. Dolayısıyla bana bir hafta daha verdiler. Sonra bir hafta daha verdiler. Sonra bir hafta daha derken bu köpekçik kemoterapisiz sadece homeopati ile 22 ay full sağlıklı yaşadı. Son ay çok hızlı bir düşüşü oldu ama çok huzur içinde de geçişi oldu. Yani belki bir hafta falan kliniğe gelip gitmiştir hani bir takım tedaviler için ama ondan sonra huzurlu bir geçişi oldu. Bu çok önemliydi gerçekten. Ve ben bu vakayı o Viyana kongresine yolladım. Yapsak yolladım. Bakalım dedim hani kabul ederler mi? Hani ben olayın neresindeyim? Bunu yapıyorum ama burada bir değerlendirecek bir merci yok Türkiye'de bunu. Kabul ettiler. Ve hatta çok beğendiler. Bütün homeopatik hem anemnez hem bir hastayı nasıl analiz ederse her şeyin de uygun bir onay aldım onlardan. Bu beni çok mutlu etti. Ve daha çok şevklendim ve dedim evet ben bu yolda devam etmeliyim. Oradan ilerledi. Ya ve beni daha çok benimsedi. Evet hani demek ki yapılıyor bu dedi. Hatta neredeyse birçok veterinerin Türkiye'de yaptığını düşünmeye başladılar. Ben çok vaka görmeye başladıkça. Ben hiç bozuntuya vermedim ama. sonrasında da gittikçe ben ağırlığı homeopatiğe vermeye başladım. Ben homeopatiğe ağırlık verdikçe vakalar artmaya başladı. Vakalar arttıkça ben her yurt dışı kongreye abstraklar yollamaya başladım. Artık onlar beni davet eder oldular. Çok keyifliyim o yüzden. Ne güzel. Viyana'dan sonra İtalya'da, Bolonya'da bir konuşma yaptım. Oradaki de gerçekten hayvan refahı ile ilgili çok önemli bir çalışmaydı benim için. Çünkü anksiyeteli köpeklerle ilgiliydi anlattığım vaka. Genellikle şöyle geliyor zaten hasta. Yani biz bunu ya atacağız ya uyutacağız ya bir şey yap. Yani çünkü son çare biz sana geldik diyorlar. Çok üzücü tabii ama homeopati gerçekten orada çok güzel sonuçlar veriyor. İnanamıyorlar. Bolonya'da İtalyanlar ayakta alkışladı ağlayarak böyle hatta gözleri dolarak. Çünkü oradaki benim bu olayı bağlama yerim aslında barınaklardı. Yani barınakta sahiplerinden hayvan bu remediyle aslında evlerine daha kolay adapte olabilecekleri, o agresyonlarının veya anksiyetelerin daha azalabileceğiyle ilgili bir çalışmaydı. O bastırılmış bir takım öfkelerin daha kabul edilebilir hale getirilmesiyle ilgiliydi. Gerçekten hayvan refahı ile ilgili bir çalışmaydı. O da çok hoşuma gitti. Yani demek ki evet ben bunu doğru bir yerden tutuyorum hala dedim. Bir sonrakinde ise çok daha büyük bir konferansa gittim. Sofya'daki. Sen var mıydın orada bilmiyorum. Hayır da Facebook'tan takip ettim gittiğini. Yani Sofya'daki enteresandı çünkü bizim hani bütün homeopatlar bilir. Yani karşımda Schroyens oturuyordu ben anlatırken vakaları. Dedim herhalde beni yiyecekler bu konferans, bu kongrede konuşmada. Yani bu kız nereden çıktı burada derken. Orada da entegrasyonu anlattım. Ona da yine değiniriz. Yani modern bir hani klinikte homeopatinin entegre edilmesiydi aslında hastalara. Orada da bir yaklaşık 20 dakikada bir 15 vaka falan anlattım. Ve Şurayans'ın karşımda şöyle kafa sallamasıyla birlikte bayılmadan indim kürsüden. Güzel, keyifliydi. Bunlar tabii beni çok motive eden şeyler. Yani hasta iyileştikçe dünyaca hani artık duayen kabul ettiğimiz homeopatlar bunları bir şekilde onayladıkça ben de çok keyif alıyorum. Çünkü dediğim gibi yani Türkiye'de bir merci yok bununla ilgili. Bu çok büyük bir eksiklik. Yani veteriner homeopatinin aslında gerçekten fakültelere girmesi lazım. Bununla ilgili aslında seçmeli dersler anlamında
başlatan bir hekim arkadaşımız oldu. İnşallah devam eder, daha da fazlasıyla gelir bunların devamı. Çünkü çok önemli. Ondan sonrasında da yine beni çok şaşırtan bir vaka daha var. Ondan da bahsetmek isterim. Bir Bursa'dan hekim arkadaşımın yönlendirdiği bir köpekti. Osteosarkom vakası. Normal şartta biz veteriner hekimlikte osteosarkomu genellikle uyuturuz. Yani bir yere gitmez vaka, iyileşmez ve uyuturuz. Burada gerçekten beni bile şaşırtan bir sonuç oldu. Ve biz bir buçuk ay içerisinde inanılmaz bir iyileşme kaydettik. İki röntgeni yan yana koyduğunda tamamen tümörün geçmiş olduğunu görebildik. Bir patoloji raporu maddi imkansızlıklardan rapor şeklinde alamamış Uludağ Üniversitesi'nden bu hekim arkadaş. Ama çok iyi bir homeopatın osteosarkom ve ileri derecede bir grade verdiği bir vakaydı. Yani bu vakayda işte Kolombiya'da anlattım. Gerçekten herkesin şaşırdı. Beni de çok şaşırttı. Yani ben de o öyle kadar bir iyileşme beklemiyordum açıkçası. Yani homeopati böyle bir şey. Gerçekten her gün şaşırtıyor insanı. Ama bir sihirli değnek mi? Onu söyleyemeyiz. Yani bir sihirli değnek bu. Hani diyemeyiz. Ama doğru zamanda, doğru şekilde iyi bir yaşam gücüyle birleştiğinde cidden mucizevi, insanı hayrete düşürecek sonuçları var gerçekten. Hazır kongre olayına girmişken senden biraz tüy almak istiyorum bu konuda. Hem de Türkiye'deki veterinerlere bir belirteç olsun diye. Senin kendi sosyal çevrenden bildiğin kadarıyla, yani hepsini tek tek de bakanlık bürokratı gibi sayamıyorsundur belki ama Türkiye'de yaklaşık kaç veteriner var kabaca ve şimdilik bunların arasında kaçı homeopatiyi biliyor ve kullanıyor. Yine duyduğum kadarıyla resmi sayı sormuyorum doğal olarak. Bir de hani ta Kolombiya'ya kadar gidiyorum dedin ya. Yani dünyada homeopati bilen veteriner sayısı kaç? Yani kaç ülkede bu böyle biliniyor? Bir kongreye gittiğinde orada kaç tane veteriner homeopatla tanışabiliyorsun? Yani o şeyde bir oturumda yani yan yana oturduğun veteriner homeopat sayısı kaç? Biraz bu konularda bize bilgi verebilir misin? Tabii. Şimdi Türkiye'de veteriner hekim sayısını söylemek çok zor. Yani her geçen gün yeni bir fakülte açılıyor ve çok yüksek sayıda kontenjanla açılıyor. Dolayısıyla bence eğitim kalitesi gittikçe düşüyor. Sadece amaç fakülte açmak olunca iş zorlaşıyor. Bunların arasında da veteriner homeopati ile ilgili ne kadar kişi var desem, yani cidden sayı belki binde bire falan denk gelir herhalde. Çok çok az. Arayış içinde olan bir grup var. Bu güzel. Onlardan çoğu öğrenciler ve özellikle Anadolu'dan çok meslektaşım bana yazıyorlardı sosyal medya aracılığıyla ulaşıp. Hani biz böyle bir şey arıyorduk. Hani sanırız bu aradığımız hani bize nasıl yol gösterirsin diye. Şimdi hatta onlarla bir çalışmaya başladık ineklerdeki mastifler üzerine. Onlar bir takım vakalarını hem video hem numune olarak hani gönderecekler. Araştıracağız biz ne yapabiliriz de. Çünkü mastifte inanılmaz sonuçlar var homeopatide. Yani buralardan yeni kıvılcımlar var. Onun dışında gerçek hani böyle eğitimli homeopat dediğim klasik homeopati eğitimi almış. Yani toplasan bir elin parmağını geçmez hekim var. Hepimiz ayrı şehirlerdeyiz. Kimimiz fakültelerdeyiz. Fakülteler nedeniyle dışarıda hasta bakmamız biraz güç olabiliyor. Onun dışında tam olarak aslında benim şu andaki 2018, 17, 18'de kurduğum yeni kliniğimdeki formatta klinik şu anda Türkiye'de yok. Umarım sayısı artar. Çünkü şu andaki klinik sadece holistik bir klinik. Holistik yöntemlerle hastayı tedavi etmeye çalışan bir klinik. Tabii ki modern yöntemler var. Ben sonuçta bir hani bir bilim kadınıyım aynı zamanda. Hani oradan bir şekilde kopamıyorsun. Bir tarafı bir yerde tutturuyor insana. Ama bu kötü bir şey değil çünkü hastanın bu sefer konforunu sağlaman çok daha kolay oluyor. Yani neye ihtiyacı varsa onu önceliğe alman çok daha kolay oluyor. Dolayısıyla sayımız çok çok az. Normal modern klinik içerisinde homeopatiyi kullanma aşamasında olan hekim arkadaşlar var. Eğitimlerine
başlamış olanlar var. Veteriner homeopatiye çok ilgi duyup ama yeniden bir fakülte okumak istemediği için teknisyenlik okuyan dostlar var biliyorsun. Onlar da hani hepsi çok değerli homeopatlar olacaklar eminim. Ama daha çok veteriner hekimin bunu öğrenmesi lazım. Ben de bunun için gerçekten hani ne yapmam gerekiyorsa onu da yapmaya her zaman sonsuz açığım. Çünkü hayvan homeopatisi gerçekten insan homeopatisinden çok farklı. Yani aynı gibi düşünülüyor ama o hayvanı gözlemlemek gerçekten biraz bir veteriner hekim altyapısını gerektiriyor açıkçası. Şimdi buradan çok güzel anamneze bağlayabiliriz. Fakat bağlamadan evvel ben konu yarım kalmasın diye bir şey soracağım. Onun da cevabını alıp anamneze geçeceğim. Tamam. O da şu. Şimdi Türkiye'de veteriner fakültesine gittin. Mezun oldum. Veterinerlik diplomasını elime aldım. Klinik açtım. Kliniğimde homeopatiyle de hayvan bakımı yapmak istiyorum. Bunun için almam gereken eğitimi nereden alıyorum? Nasıl alıyorum? Kime gidiyorum? Şu anda alabileceğin neredeyse hiç eğitim yok bununla ilgili. Seminerler var. Özellikle İstanbul Veteriner Hekimler Odası'nın desteklediği seminerler oluyor. Oralarda küçük sertifikalar veriliyor. Bununla ilgili fakülteden bir arkadaşımızın aracılığıyla böyle Fransa'dan bir hocamız gelip anlatıyor. Birazcık Fransız ekolü klasik homeopatiden birazcık farklı. O yüzden hani o ekolden gelenler biraz kompleks homeopati yapıyorlar. Birçok remediyi kullanarak yapıyorlar. Ama homeopati bir şekilde. Yani en azından bir homeopatiye adım atılmış olduğu için ben çok değer veriyorum bunlara. Ama onun dışında Sağlık Bakanlığı zaten yani biz farklı bakanlıklara bağlıyız. Doktorlar, eczacılar, diş hekimleri Sağlık Bakanlığı'na bağlı. Biz Tarım Bakanlığı'na bağlıyız. Tarım Bakanlığı sanki gerçekten biz sağlıktan çok ayrıymışız gibi bazen de yaklaşabiliyor konuya. Halbuki tam noktasındayız, tam ortasındayız insan sağlığını ve hayvan sağlığını. Dolayısıyla oradaki mevzuatlar, yönetmelikler, bir takım şeyler çok farklı. Şimdi insandaki o GETAT oluşumları henüz daha veteriner hekimlikte yok ama olması için gerçekten çaba gösteriyoruz. Dolayısıyla da ancak hekim harici eğitim kabul eden yerlere müracaat edip eğitim almaya başlayabiliyor meraklı hekim arkadaşlar. Ama bunların hiçbiri şu anda bir açık olduğu için hani veteriner hekim şu eğitimi almadan homeopati yapamaz gibi bir şey yok. Çünkü soru işareti. Yani orası çok açık. Anladım. Yapmamalı o ayrı bir konu ama net olarak hani şu eğitimi alsın da bunu yapsın diye bir şey yok. Orada herhalde bu bahsettiğim özellikle İAVH'nin eğitimi bu açığı çok çok kapatacaktır diye düşünüyorum. Anladım. Yani şu anda benim anladığım mevcut bir yasal düzenleme olmadığı Evet. için serbest gözüküyor. Serbest Yani gözüküyor. Evet. kısıtlama da yok. Yani kısıtlayan bir Kısıtlama da yasal yok. düzenleme de yok. Aynen öyle. Aynen öyle. O zaman senin bu son eğitiminle ilgili de yine bir ayrıntıyı teyit edeceğim. Merakları gidermek adına anamnez konusuna geçeceğim. Bu eğitim online olacak. Dolayısıyla insanlar evlerinden de istedikleri zamanda falan yapacaklar da. Sen Türkçe altyazı falan düşünüyor musun buna yani? Çok Yabancı dilde mi güzel bir olacak bu soru. eğitim, Türkçe olacak mı? Ya o ben oraya hep atlıyorum Serdar. Yani gittiğim zaman sanıyorum herkes kolaylıkla hani bunları anlayabilecek. Tabii ki çok zor çünkü her ülkeden eğitimci olacak ve hepsinin de kendi şivesiyle İngilizcesi var. Gerçekten zor oluyor. Orada tabii mutlaka şimdi ben çok bunun öncüsüyüm aslında. Ben 3 yıldır onları bu e-learning ile ilgili gerçekten de her toplantımızı biz 2 ayda bir internetten toplanıyoruz. 2-3 saate yakın görüşmelerimiz oluyor. Yılda bir genel kurulumuz oluyor. Sürekli mailleşiyoruz yönetim kurulu içerisinde. Ve onları sürekli gelemeyen kişilerle ilgili bu e-learning ile ilgili ben çok çok kızdım. Aslında onların böyle bir şey yapmaya hiç arzu niyeti yoktu. Çünkü onların hekimleri ulaşabiliyor bu eğitimlere. Yani İtalya'da bir homeopati okulu var. Kolombiya'da efsane bir enstitüyle tanıştım gittiğimde. Yani yine konuşuruz onunla. Dolayısıyla hani onlar için aslında bu bir sıkıntı değilken hani böyle bir talepkar kişi var karşılarında. Onlar da yavaş yavaş 3 yıl içerisinde bu fikre adapte oldular. Mutlaka yaparım. Çünkü başka türlü bir anlamı kalmaz. O alt yazıları falan mutlaka çalışır. Çok çok uzun işler bunlar. Tabii hani bir günde olacak şeyler değil ama bir yerinden başlamak ve doğru yerden eğitim almak. Yani klasik homeopati gerçekten çok değerli ve onlar da klasik homeopatiyle
eğitim vermeyi kesinlikle tercih ediyorlar. Dolayısıyla yapacağım yani çok çok iş var yani gerçekten çok iş var. Yani bir kere üstlendik bunu yapacak bir şey yok. Destekçi Umarım veteriner eğitim genç kuşaktan arkadaşlarımı yeni beklerim. homeopatlar adayları, veterinerler ilgi duyarlar ve sana yardıma gelirler o zaman. Belki Evet, de bu evet. video ona da vesile olur umarım. Kesinlikle. Hatta yarın Instagram'dan öyle bir istek açacağız. Biliyorsun İzmir Kongresi var yakında. Büyük bir dünya kongresi Liga'nın. Ve biz oraya bir şekilde İAVH olarak da davet edildik. Ben de oranın bilim komitesindeyim. Hani sunumları falan ayıştıracağız. Orada tabii bu tek başıma yapacağım bir iş olmadığı için şimdi istekli veteriner hekim arkadaşları davet edeceğim bir post yayınlayacağım. Yarın ya da ertesi gün. Ki birlikte olmamız lazım, birlikte çalışmamız lazım. Kolay bir şey değil çünkü çok değerli homeopatlar gelecek. Onları kaçırmadan dinlemeleri lazım kesinlikle. Buradan çok küçük bir şey de yapayım, bir anons da yapayım. 30 Haziran'da da Peter Gregory, çok 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 değerli bir veteriner homeopat. İstanbul'a onu davet ettim, İzmir'e geldikten sonra. O bir seminer verecek, çok güzel de konular anlatacak. Ya kimsenin kaçırmamasını dilerim. Çünkü gerçekten çok efsane bir kişilik. Onu da sosyal medyada bir güzel duyuralım o Tabii zaman. tabii tabii Bu arada aynen. tabii biz durmadan İngilizce kısaltmalardan bahsediyoruz. O yüzden ben orayı biraz açmak istiyorum. Bu Liga dediğimiz kurum 1925'te Hollanda'da kurulan, sonra da merkezini şimdi Almanya'ya taşıyan dünyanın en eski, en köklü, çok fazla ülkede şubesi olan bir homeopati derneği. İstanbul, Türkiye'de de şubesi var ve İzmir'de Klasik Homeopati Derneği. Ve orada Türkiye için benim vatandaş olarak çok onur duyduğum bir gelişme hızlı bir şekilde yol alıyor. O da şu. Bir tanesi işte bu sene senin de söylediğin gibi dünyanın en büyük homeopatik kongresi İzmir'de yapılacak bu yaz. Onu ben video bittiğinde yayınladığımda altyazı olarak web sitelerini falan yazarım. Sürekli paylaşıyoruz zaten. Evet. Bir başka gelişme. İzmir'deki Homeopati Derneği'nin başkanı bu Elemaçay diye geçen Hollanda merkezli dünyanın en eski Homeopati Derneği'nde şu anda yardımcı başkan ve önümüzdeki senede başkan olma yolunda. Bu bence Türkiye'deki homeopatinin gelişimi için çok büyük bir gurur Kesinlikle. kaynağı. Kesinlikle. Kendisiyle bu tür bir video çekeceğim. Kongre tarihinin daha yakın olduğu bir tarihte çekeceğim ki kongreyi biraz daha uzun ve son haliyle konuşabilelim diye. Kesinlikle. Evet, şimdi Kesinlikle. nihayet bu anamnez konusuna geçebiliriz. Bütün Evet ya. açtığımız parantezleri kapadık. Evet. Huzurlu bir şekilde konu değiştiriyorum. Şimdi klasik bir homeopatik anamnezde biz hastaya soruyoruz. Yani sen ne yiyorsun, ne içiyorsun, nasıl yatıyorsun, ne seviyorsun, ne sevmiyorsun, seni niye hayatta neler zorluyor falan diyoruz. Karşımızda kedi, köpek, kanarya falan olduğunda ne yapıyoruz? Ya evet bu gerçekten işin en herhalde sabır, gözlem gerektiren kısmı. Açıkçası şunu çok duyuyorum. Hani telefonla hayvanlara ilaç verilmesine, hani homeopatik ilaç verilmesine inanılmaz karşı olduğum bir durum. Yani çok acil bir şey değilse, hiçbir yere ulaşamıyorsa hasta tabii ki ona sözüm yok ama özellikle hayvanlarda görmeden hastaya ilaç vermek gerçekten çok yanlış tarafa götürüyor. Yani yanlış ilaçlara götürüyor. Dolayısıyla sonuç alınmıyor. Dolayısıyla yani homeopati çalışmıyor gidiyor. Benim kliniğimde anemnez hastanın kapıdan girişiyle birlikte başlıyor sadece. Yani kapıdan nasıl giriyor? Gelip koşarak bana geliyor mu yoksa arkada bekliyor, sahibi geliyor. İşte kaç dakika sonra beni kokladığı bile önemli. Yani bunların hepsi girdiği zaman klinikteki hissiyatım benim mutsuz mu yoksa inanılmaz neşe mi doluyorum? Yani bunlar çok önemli. Yani bir fosfor girdiği zaman klinik parlıyor. Yani o kadar büyük bir güzellik giriyor ki kliniğe. Yani gerçekten onu tarif etmek çok zor. Şimdi ama bunu yapmak için de böyle bir klinik olmak lazım. Çünkü ben hastaya yaklaşık minimum 1,5 saat ayırıyorum. Şimdi diyorlar ki 1,5 saat ne yapıyorsun hani kediyle köpekle?
O 1,5 saatte o klinikte rahat takılıyor. Hiç başka kimse yok. Yardımcı personel dahi yanında olamıyor klinikte. Hiçbir telefonu açmıyorum, hiçbir şey yapmıyorum. Sadece hasta serde ve ben. O kadar önemli ki bu gözlem. Hasta sahibi mesela. Benim diyor, köpeğimle aram çok iyidir. Yani inanılmaz bir yakınız diyor. 1,5-2 saat boyunca köpeğiyle göz göze bile gelmiyorlar. Belli iyi değilsiniz yani, bir problem var ortada. Hani size göre iyi ama köpeğe göre değil. Dolayısıyla bunlar çok önemli. Şimdi telefonda konuştuğum zaman çok iyiyim işte böyle şöyle, o yanlış yerlere getiriyor. Dolayısıyla o 1,5 saati minimum. Kanser vakasıysa bak 4 saate çıkıyor. Yani çünkü bir dosya da geliyor hasta sana. Yani her tür medikal geçmişini, kullandığı ilaçlara kadar detaylı bir şekilde okuyorsun. Ve o ilacın hayvandaki yan etkisini de çok iyi biliyor olman lazım. Yani bunu bilmeden o hastanın gösterdiği semptom, onun gerçek semptomu mu, ilaca bağlı semptom mu? Hani neyi vereceksin önce, neyi, nasıl bir sıralama yap? Bunlar çok çok detay. Yani gerçekten hani buradaki 1,5 ve 3 saat aralığının haricinde hastayı zaten hep çalışıyoruz biliyorsun. Yani insanda da öyle. Yani 2 katı bir süre var. Aynı şekilde ve daha zoru. Çünkü insanlar bazen saklıyorlar. Şu da çok oluyor. Epilepsiyle geliyor hasta. Hani ne zaman başladı diyorsun. Yani hiç özel bir şey yoktu diyor. İşte yarım saat sonra tekrar soruyorsun. Hani o nöbet öncesi değişik bir şey olmuş muydu? Yani zannetmiyorum. Eşim sanki yurt dışına mı gitmişti acaba diyor. Yani bir yarım saat sonra yurt dışına gitmeden önce çok büyük bir kavga yaşadıklarını söylüyor. Kavga ertesinde epilepsi başlıyor. Nöbet geçirmeye başlıyor. Şimdi bunu ilk kısımda alamıyorsun. Dönüp dolaşıp tekrar soruyorsun. Aynı şekilde. Ama burada insan faktörünün bir süzgeci var hatta hayvanla senin aranda. Yani ona göre önemsiz ama hayvana göre önemli olan şey. Şimdi o hayvancağızın oturuşu, duruşu, yatışı, sahibine mesafesi, bana mesafesi, kliniğin içinde dolaşması, koltukta mı oturdu, yerde mi oturdu, radyatöre mi yapıştı. Yani bunların hepsi çok önemli bulgular. Bunları çok iyi gözlemlemek gerekiyor. Artı fiziksel şeylerde. Tanı da yanlış gelebiliyor bazen. Yani biliyorsunuz FIP hastalığı çok meşhur kediler arasında. Koronavirüs. Oradan yine onu da konuşuruz. Ve uyutulsun deniyor. Şimdi geliyor hasta ki bakıyorsunuz, anemnezi bir alıyorsunuz. Orada değil hasta. Yani bulgular piyometreye götürüyor. Bir rahim iltihabına götürüyor. Tabii klinikte o tip cihazların olması gerekiyor mutlaka. Yani bir normal veteriner kliniğindeki gibi bir bakıyorsunuz gerçekten ultrasonda rahim iltihabı var. Ve hasta başka bir noktaya gidiyor bu sefer. Yani o anemnez, o hastayla geçirilecek o minimum 1,5 saat gerçekten çok çok değerli. Dolayısıyla da daha da iyi gözlemci olmak lazım. Bazen şey diyorum herhalde yani insan homeopatlarından bir tık daha ileride bir gözleme sahip olabilirim. Başka dürtülerimle de işin içine gerçekten dahilim. Yani bunlar çok çok önemli gerçekten. Yani anemnez kısmını veteriner hekimin çok iyi değerlendirmesi, çok iyi öğrenmesi, belki veteriner hekimli kısmında çok daha fazla süpervizyona ihtiyaç var. Çünkü çok daha kolay yanlış ilaç verebiliriz aslında hayvanlara. Böyle bir sıkıntı gerçek. Ve bir de hayvanlar konuşamıyor diye her şeyi yapabilme hakkına sahip değiliz. Onu bir kere bilmek lazım. Yani o konuşamıyor diye biz ona her remediyi, her ilacı verme gibi bir öyle bir hakkımız yok. Yani insana soruyorsun yani hani zaten almak istiyor senden ilacı ve geliyor, talep ediyor. Sen de veriyorsun bakıp yani homeopatlar. Ama hayvan böyle bir durumda değil. Dolayısıyla çok ince düşünmek lazım. Yani homeopatinin bana öğrettiği en büyük şey hastama saygı duymak oldu. Yani bunun öncesinde ben saygı duymuyor muyum şimdi bilmiyorum ama bu derece değilmiş. Yani bize bu öğretilmemiş fakültede. Yani bu çok büyük bir eksik. Hastana saygı duymak zorundasın. Kliniğe gelen hastaya hiçbir zaman ben gidip bir böyle hemen kafasını okşamam. Yani beklerim. Çünkü ben de yoldayken kimse gelip kafama dokunsun istemem yani. Yani herkesin kendi alanı var. Saygı duymak zorundayız. Bekleyeceğiz. O izin verecek. Çünkü o hisleriyle, dürtüleriyle yaşayan bir canlı.
Hani ben akıl yürütebilirim, hani bakarım bunun tipi iyi gözükmüyor, buna yanaşmayayım ya da bu çok sevimli diyebilirim, ama onun çok farklı hisleri var. Dolayısıyla ona izin vermek zorundayım. Şimdi o güvenecek, gelecek, bakacak. Yani ben ne yapıyorum? Güvendikten sonra birçok semptomu bırakıyor bana zaten. Yani o rahatlaması ile birlikte gerçekten dört kişinin tutamadığı kediler var. Serdar bana telefonu diyorlar ki nasıl bakacaksın sen tek başına? Şimdi genelde gerek olmuyor. Gerek olursa da elemanımız var, gelir. O kedi yani benim kollarımın altından giriyor, yani üstünden çıkıyor. Bu nasıl oluyor? Yani gerçekten onu hissediyorlar. Onlara zarar gelmeyecek bir yöntemle karşılaştıklarını veya bunun aracısıyla karşılaştıklarını hissediyorlar ve kendilerini bırakıyorlar. Benim onları muayene edeceğim kadar süreyi bana veriyorlar. Ben fazla mıncıklamaya başladığımda da bir pati verip ondan sonra gidiyorlar. Çok akıllılar. Çok ilginç bir şey daha yaşıyorum. Örneğin arabaya hiç binmek istemeyen hastalar. Diyorlar ki yani, araba tutar, binmek istemez, çok zor koyarız getiririz. Çünkü şehirler arası gelen hastalar var. Buraya geleceğimiz zaman arabaya atla diyorlar. Yani Hissediyorlar, nasıl, sana geleceklerini bir şey biliyorlar. yani, bu nasıl bir şey bilmiyorum. Hani ben değil ama hani bu homeopatiye geldiklerini biliyorlar bence. Yani başka bir şeye geldiklerini biliyorlar ve bütün yol boyunca ses bile çıkartmadan geldik biz, inanamıyoruz diyorlar. İlginç bir şey gerçekten. Yani Hayvanlar arasında iğne yapmayan veteriner olarak namın yürümüştür. kesinlikle ona gidin bir şey yapmıyor falan diye. Ya inanılmaz ve çok iyi çalışıyor. O da ayrı bir konu zaten yani hayvanlarda. Annemin kısmında evet. Böyle. Peki, o zaman yeni konuya geçiyorum. Hı. Gözler feci gitmiş yalnız ya, notları okuyamıyoruz. Evet, hayvanların hastalanma nedeniyle insanların hastalanma nedenleri benziyor mu? Nerelerde farklar var? İstersen soruyu biraz birleştireyim. Bu hastalık olayını bir tek seferde bitirelim çünkü 25 Tamam. dakika kaldı. Tamam. Şimdi yani sorumun birinci kısmında şunu soruyorum. Hayvanların hastalanma nedenleriyle insanların hastalanma nedeni benziyor mu? Bunun ipuçlarını bu sarılı köpek örneğinde verdin aslında. Evin bakıcı anne babası kavga edince köpek sarı nöbetine giriyor dedin. O zaten bana bir ipucu verdi. Bizi dinleyenlere de vermiştir. İkincisi, sürekli böyle işte yok kuş gribi, domuz gribi, işte yok yarasadan korona geçti falan diye şeyler duyuyoruz. Ya yani bu hayvanlar tamam seviyoruz, ediyoruz. Okşayınca bize de iyi geliyor falan filan ama yani bunun tehlikeli bir tarafı mı var bizim bilmediğimiz? Yani hayvanlardan korkalım mı, korkmayalım mı? Bir de bu hayvanlar bizimle yaşarken biz onları hasta ediyor muyuz? Yani bizim yüzümüzden acaba onlar hasta oluyor mu diye şöyle üçlü paket yaptım sana. Top sende, neyi ne kadar anlatmak istiyorsan. Kağına bir bedava, tamam peki. Şimdi hastalanma şekilleri evet, bunların en başında aslında beslenme faktörü yatıyor. Yani aynı bizlerin doğru beslenmediği zaman hastalandığımız gibi kedi köpeklerin de ya da çiftlik hayvanlarının da doğru beslenmemesi onların kolay hastalanmasına neden oluyor. Bunlardan bir tanesi kuru mamalar. Yani, dolayısıyla bu içerikleri bir homeopatik kongresinde de detaylı bahsetmiştim. Yani birçok şey gösterip ciddi anlamda alerjiler oluşturan, işte eklem problemleri oluşturan uzun vadeli kronik birçok hastalığa neden olan şey aslında bizim onları kendimize göre kolay ve pratik beslemeye kaçmamız. Şimdi doğada bu canlılar avlanmaya formatlanmışlar. Yakalıyor avını, alıyor, parçalıyor, ihtiyacı kadarını yiyor. Tüyüyle, kemiğiyle, bağırsağıyla, her şeyiyle. Ve sonraki 2-3 gün tekrar hiç av aramıyor bile. Çünkü ona yetiyor zaten. Doğal olarak bir fasting yapıyor. Kendine bir detoks yapıyor. Arada da orman meyvelerinden atıştırıp antioksidanlarını alıyor. Alerji, diyabet, böbrek yetmezliği, hiçbir şey olmadan hayatını gayet güzel idare ettiriyor. Ama biz şimdi bu çocukları aldık, evcilleştirdik, evlerin içine soktuk. Avlanmaları için izin vermiyoruz. Zaten öyle bir doğa bırakmadık. Yani şuradan çıksan sokağa, dev binalar, bir bahçe, bir yeşil alan yok. Dolayısıyla nereden avlanacak? Kuru mama sektörüne geçti bu tabii ki. Mecbur kalınan yerde evet, ama doğasına aykırı bir şey. Çünkü bu hayvanlar aslında çiğ etle beslenmeye formatlanmış. Hele kediler
Çok daha fazla. Bu çiğ eti besle, yani yiyebilmesi için de asidik bir sindirim kanalına ihtiyacı var. Dolayısıyla da o asidik ortamda ne bir bakteri barınabiliyor ne bir parazit barınabiliyor. Yani alıyor, yutuyor. Problemli bir eti bile almış olsa zaten o sindirim kanalında harcanıyor gidiyor ve çok saf bir enerji alıyor orada. O saf enerjiyi aldığı zaman da hastalık sebebi kalmıyor. Şimdi bir kuru mamalarda illaki karbonhidrat ağırlıklı. Dolayısıyla o sindirim baza kayıyor. Baza kaydıkça aslında doğasına uygun olmayan bir sindirim kanalı, öyle bir flora. Ondan sonra biz probiyotik ekliyoruz, prebiyotik ekliyoruz. İşte onu yapalım, bunu yapalım. Niye ishal oldu, niye kustu, niye alerjisi? Şimdi bu beslenmede gerçekten homeopatik anlamda şunu çok gözlemledim. Eğer doğasına uygun beslenen hayvansa homeopatik remedi de çok hızlı çalışıyor. Yani bu bir gerçek. Çünkü ona engel olacak hiçbir şey yok ortada. Ama kuru mama ağırlıklı beslenen bir birey ise o zaman bizim bildiğimiz o iyileşmenin önündeki engellerden birincisi zaten orada duruyor. Onun ötesinde bizler tabii kendi psikolojimiz için de çok hayvan edinen canlılarız. Hani bana iyi gelsin, çocuğum oynasın, işte psikolojim bozuk, şöyle alayım, böyle seveyim derken ama hayvanların ve çocukların aynı nöronları açık. Yani dolayısıyla bu nöronlar gördüğü her şeyi alıyor, absorbe ediyor tamamen. Ve hastalıkları da absorbe ediyorlar. Bizim Brezilyalı ya da Arjantinli çok tatlı bir yine homeopat veteriner bir hocamız var. Kadıncağız yalvardı bir kongrede. Dedi ki ne olur hayvanlarınızla ve çocuklarınızla birlikte uyumayın. Çünkü dedi gün içerisinde o auralar evet çarpışıyor ama yani sabit belli bir süre iç içe geçmiyorlar. Ama siz gece uykuda işte yaklaşık 8 saat, 9 saat diyelim o auralarınız iç içe geçtiği için bütün hastalıklarınızı, bütün stresinizi, her şeyinizi bu çocuklar absorbe ediyor. Ondan sonra işte kediyi seviyorum, bütün stresim gitti. Evet ama nereye gitti? Yani yani dolayısıyla şimdi ben hep hayvan tarafından bakmaya çalışıyorum. Yani evet insana iyi geliyor ama bu tarafta başka bir şeyi biz kendi elimizle de bazen yapıyoruz. Yani çok ilginç şeylere şahit oldum. Yani hasta sahibi hanımın çok ciddi kadın hastalığı problemleri var. O problemler geçtiği anda biz köpeği piyometranın ameliyat etmiştik. Yani hiç unutmuyorum bunu. Yani oradan oraya çok enteresan bir gerçekten vakaydı benim için. Dolayısıyla biz kendimiz de kendi duygularımızı rahatlatmak için bazen onlara aracı koyuyoruz ve onlara aktarabiliyoruz bu hastalıkları. Bu çok önemli. O çocuğun aslında o çok duru bir enerjisi var. Biraz bunu kendimize iyi yaparak, kendimizi yükselterek belki zihinsel ve ruhsal anlamda total olarak iyileşme sağlayabiliyoruz. Bazen şöyle şeyler oluyor. Ben hastalar için, kedi köpekler için tedavi ettiğim hastalar diyorlar ki bizde de bir iyileşme var sanki. Yani aslında bir total orada toparlama, total bir düzelme ya da farkındalık oluşmaya başlıyor. Yani diyor ki evet şimdi diyor köpeğin daha aslında evin içinde aslında böyle değil. Demek ki aslında normal o değilmiş. Ben onu normal öyle kabul ediyormuşum. Ama aslında çocuk çok da hayatın içinde bir çocukmuş diyor. Ya, şu an kendini ifade ediyor. Yeni tanıyorum ben diyor. Hani 5 yıllık köpeğimi yeni tanıyorum diyor mesela. Şimdi o kadar bastırılmış şeyler var ki. Yani katarakla gelen köpekler evde mutlaka bir problemi oluyor. Görmek istemediği o katarakta oluşturuyor orada. Kulak problemi olduğunda gerçekten duymak istemediği şekilde konuşmalar var evin içerisinde. Yani bunları gelen ailelerden gözlemleyebiliyorsun. Ve biraz orada da bir uyanışa neden oluyor. Genellikle de ikinci görüşmede kendileri de bir homeopat istiyorlar. Bakıyorlar yani çok iyi çalışıyor bu tarafta. Hani bize de birini önerir misin diyorlar. İşte ben de bir dolu çok güvendiğim homeopat arkadaşlar ve onları yönlendiriyorum. Dolayısıyla evet biz hasta edebiliyoruz Serdar. Edebiliyoruz yani. Bu bir gerçek. Ama bu ortak bir yaşam. Dolayısıyla ne bir tarafın avantajına ne diğerinin dezavantajına göre yaşamamak lazım. Bu bir ortak yaşam. Herkesin bir optimalde buluşması lazım. Dolayısıyla da bence o zaman herhalde homeopatini yapmaya çalıştığı şey işte dengeye oturacağız. Peki şeyden ne kadar korkalım? Yani bu hayvanlarla olan temastan. Çok tetize ebeveynler var biliyorsun sokakta. Çocuğuna kedi köpeği asla elde ettirmiyor. Çocuk mesela ilgi duysa bile. İşte arada bir söylentiler çıkıyor. Mahallede kuduz oldu, mahallede uyuz başladı falan diye.
İstanbul'da hayvansever bir şehir aslında. Yani Evet. her mahallede illaki bir sürü kedi köpek var. Şimdi dolayısıyla küçük çocuk sahibi ebeveynler bu sokak hayvanlarından, sokaktaki kediden, köpekten korkmalılar mı mesela? Şimdi aslında şöyle, şimdi eskisi kadar kuduz vakası yok. Yani bu bir gerçek. Benim çocukluğum döneminde hani benim bahçe, yani benim yaşadığım evin bahçesindeki köpekler kuduz olmuştu. Yani düşündüğümde çok daha yaygındı. Şimdi o derecede değil. Yani belediyeler o konuda gerçekten iyi çalışıyorlar. Ama parasitel anlamda bir takım bulaşmalar olabiliyor. Çoğu zaman bazı virüs tipleri aynı aileden olsalar bile insanları ve hayvanları da kendi içinde etkileme suçları farklı. Dolayısıyla her zaman birbirine geçecek diye, hani o virüs ailesinin adı aynı diye birbirine geçecek diye bir kaide yok. Yani bu koronada da yaşadığımız şey, yani kedilerdeki koronavirüs geçer mi insana diye, hayır geçmiyor. Yani aynı ailedenler. Ama suçlar farklı, yapı farklı. O onu hastalandıran bir tip değil. Dolayısıyla çok endişelenmeye gerek yok. Ama bir takım parazitler geçebiliyor. Evet, bir takım mantar enfeksiyonları geçebiliyor. Ama bu da her zaman her bireyde hastalık oluşturmuyor. Aslında biz bir asansöre bindiğimizde, asansörün kapısına dokunduğumuzda bile milyonlarca mikroorganizmayla zaten buluşuyoruz orada. Orada elimizi yıkamadan gözümüzü kaşıdığımızda zaten o mikroorganizmayı alıyoruz. Aslında hayvanda da böyle. Onunla beraber büyüyen çocuk ona uygun antikorları geliştiriyor zaten aslında vücudunda. Hatta annenin hayvanı varsa gebelik gününden itibaren bu plazentadan aslında tanıyor bebek bunları. O kadar korkulacak şeyler değil açıkçası, ama tabii ki daha açık alanda yaşayan, daha kontrolsüz olan, tabii ki temkinli olmak lazım, ama o kadar da aklımızı yitirecek boyutta düşünülecek durumlar değil açıkçası. Peki mesela çok pratik bir soru soracağım. Sokakta bir kedi gördük, köpek gördük. Çok da hoşumuza gitti böyle. Okşadık, dayanamadık. Hemen elimizi yıkayalım mı mesela? Hani okşadık, dayanamadık ama hemen ardından koşa koşa tuvalete gidip el yıkayalım mı? Yoksa boş ver deyip işte otobüse binelim, araba kullanalım. Lokantaya gidelim. Tamam, ekmeği elimize bir boğazımıza atmayalım ama hani yemeğe de oturup rahat rahat yiyelim mi mesela? Ne kadar rahat olalım? Valla açıkçası şöyle, şimdi o elin, yani sevdiğin kedi belki 2 dakika önce senin oturup ayakkabını bağladığın zaten bahçe duvarında yatıyordu ve sen zaten ona dokunmuş kadar vücutsal temasını onun az önce bulunduğu yerde yapmış durumdasın. Ya da bir kafeye gidiyorsun, artık gerçekten o açıdan çok dost kafeler var. Senin masanda az önce bir kedi dolaşmıştı zaten. Yani ve oraya elini koyuyorsun. Dolayısıyla bunun o boyutta panik olacak bir şey yok, yani doğal hayatın içerisinde. Çünkü ben kendim de bunu yaşadım. İlk mikrobiyoloji çalışmaya başladığımda gerçekten hastalık hastası bir tipe bürünmüştüm. Çünkü her tarafta mikroorganizma görmeye başlamıştım. Orada bu, burada bu şeklinde. Ve o zaman inanılmaz mantar enfeksiyonu alıyordum. Yani mantarlı bir köpek geliyor kliniğe, tek hastalanan benim. Yani dokunmayın, bana geçiyor. Klinikte başka kimseye geçmiyor. Ben dedim ki tamam, bitti dedim. Ben yıkamıyorum artık elimi falan. Bu nedir? Yani hani yani yıkıyorum tabii ki, ama hani o paranoyak şekilde değil. Ondan sonra ben rahata erdim. Vücudum rahata erdi. Ruhum rahata erdi. Yani gerçekten adapte olduk. Ve bir daha da Hakikaten bulaşmadı. bir daha da bulaşmadı Serdar. Şu Yani an bu konuda yani rahat olmak daha doğru bir koruma tedbiri aslında. evet, hani böyle kör cahil rahatlık değil tabii ki, hani üstü lezyon dolu bir hani hayvana dokunup da el yıkamamak tabii ki mantıksız, ama hiçbir şey olmayan görünürde bir hayvancık içinde o kadar panik olmaya gerek yok. Anladım. Peki, devam ediyorum. Tamam. Biraz endüstriyel hayvancılığa girelim. Evet. Bir Evet. ara çok korkunç boyutlardaydı. Azıcık tedbir aldı aslında endüstri ama yine de işte GDO'lu yemle besleniyor hayvanlar. Çok süt versin diye hormonlar kontrolü de olsa, veteriner kontrolünde de olsa belki hala kullanılıyordur, bilmiyorum ben ayrıntısını. Ondan sonra senden başka da böyle sohbet ettiğim veteriner arkadaşlarım var. Mesela hayvanlar çok süt versin, hızlı doğursun diye de çalışıyor sürü sahipleri.
Evet. Yani doğal akışın içinde yani bir yavruyu işte 2 ay erken doğursa belki işte şu kadar litre sütü daha çok üretecek o yıl. Gözüyle bakıyor çiftçi doğal olarak. Evet. Bütün bunlar hayvan refahına, hayvan sağlığına, hayvan mutluluğuna etki ediyor. Bütün bunları bir de klasik kimyasal ilaçlarla iyileştirmeye çalıştığında o da ayrı bir yıpratan faktör oluyor hayvan için. İşte tüm bunlarda acaba homeopatinin rolü konusunda bize neler söyleyebilirsin? Mesela 40 bin 50 bin baş sürüsü olan hayvan sahipleri varmış Türkiye'de. Şimdi mesela bu kadar büyük ölçekte sürülerde bile homeopati kullanılabilir mi? Bence çok homeopatinin en kritik kullanılacağı yerlerden bir tanesi sürü hayvancılığı gerçekten. Organik hayvancılığı başka hiçbir şeyle yapamazsın sadece. Yani homeopati bunun için biçilmiş kaftan. Onun dışında antibiyotikler, hormonlar hala fazlasıyla kullanılıyor. Emin ol, hani ben diyet hazırladığımda gidip dana etinden bir rasyon hazırlamaya çekiniyorum. Çok güvendikleri bir yer varsa anca oradan aldıkları takdirde kullandırabiliyorum. Çünkü cidden çok büyük atıklar var ve bu çok büyük bir problem. Kontrolsüz hayvan girişleri var. İşte biliyorsun zaten hayvancılık Türkiye'de hayvancılık ve tarım inanılmaz olması gereken bir ülkeyken biz şu an dışarıdan ithal eder durumdayız ve bunlar da kontrolsüz veya bilinçsiz denetimler maalesef var. Homeopatiyi şu an dünyada da çok kullanıyorlar. Özellikle İngiltere'de bu organic farming adı altında geçen. Gidip yetiştiricileri bilinçlendiriyorlar. Neyi gözlemlemeleri gerektiğini. Çünkü sürüdeki en büyük problem, hani anamnezi nasıl alacaksın? Hani homeopati bireye bağlı bir şeydi. O zaman işte 40 bin başlık bir sürüde oturup hani kaç gün vereceksin her birinin anamnezini yapmak için? Orada sürüyü tek bir birey olarak görüyorsun. Yani sürünün verdiği semptom, sürünün gösterdiği belirtileri tek bir kişiymiş gibi o sürüye bakıyorsun. Yani o 40 bin başı bir ağ kişisi olarak değerlendiriyorsun ve ona göre homeopatik olarak değerlendirip remedileri seçiyorsun. Ve içme sularına katıyorsun. Hepsi oradan alıp kullanıyorlar ve inanılmaz boyutta. Hatta Bursa'da böyle çalışan yerler var. Bir veteriner hekim meslektaşımız böyle çok ilgili bu işle neyle yapabilirim derken kendi kendine başka bir yoldan homeopati ile tanışıyor. Yani ben oradan gelen sütü içtim. Yani tadına doyum olmaz. Yani o kadar Gerçekten. farklı. Evet. Yani bunlar küçük küçük yapılıyor ama bunlar küçük deneme çiftlikleri gibi. Bunları çok daha büyük aslında üreticilerin tanıyıp kullanması gerekli ve kurtuluş burada zaten. Yani biliyorsun işte sen de yaptın homeopati yani tarımda kullanılışı. Bir de gerçekten bu çiftlik hayvanlarında kullanılışı insan hayatı veya toplum genel dünyanın gidişatı için en büyük, en önemli iki faktör. Homeopati çok kolay, çok efektif, çok da aslında ekonomik bir yol. Yani diğer antibiyotiklere göre. Yani çok büyük bir ilaç endüstrisi var zaten. Orada büyük başın kilosunu sürünün adetini düşündüğünde çok büyük bir ilaç tüketimi var. Çok büyük bir aşı tüketimi var. Yem tüketimi var. Bu şimdi bütün sistemin karşısında konuştuğumuz bir şey. Yani baktığınız zaman yapılırsa muhteşem olabilecek bir şey. Hiç yapılmayacak bir şey değil. Çok daha kolay aslında. Ama yurt dışındakilerinde en büyük yaşadıkları problem bu anemnezi edinmek. Bunun için bir Fransız veteriner çalışmış ve değişik bir sistem geliştirmiş. Çok ilginç, böyle tarot fal kağıtları gibi. Diyor ki hani gözlemle, hani neyden şikayetçisin? İşte ahırın kapısı nereye bakıyor? İşte mütilajda ne var? Hepsini değerlendirip problemin ne olduğunu çıkartıyor ortaya. Diyor ki senin işte yeminde karbonhidrat fazla, sen bunu düşür, verimin ikiye katlayacak diyor. Oradan bir şey bulmuş ve bunu şimdi bizim homeopatlar homeopatik anamnez adı altında kullanmaya başlayınca oradan çok güzel remediler yakalayıp sürü bu sefer iki katı verime çıkıyor. Yani inanılmaz şeyler yapıyorlar. Ve bu gözle görülmüş bir şey yani. Gözle görülmüş bir şey tabii tabii kesinlikle. Ya bunlar yapılmayacak şeyler değil ama tabii ben Ekim gibi Edirne tarafındaydım.
Yani çiftlikleri araştırdım. Orada çalışan meslektaşlarım var. Ulaştım. Dediler ki sadece aile şirketi, aile üreticileri kaldı. Yani büyük şirketlerin hepsi kapandı, çekildi. Bir şekilde yok oldular. Yani Trakya yani gerçekten yani hayvancılığın çok yoğun yapılabileceği bir alanken çok kısıtlı bir hayvancılık var şu an orada. Ama bunu yapabiliriz, bunu başarabiliriz. Bu da ikinci bir kesinlikle hedef benim için. Dediğim gibi bu Anadolu'dan çok meslektaşım bir şekilde ulaşıyorlar. Ben de onları özellikle bu yurt dışı kanallarıyla da birleştirme hedefindeyim. Çünkü belki onları davet edip bu çiftlikte çalışan hekimlerin ayrı bir eğitimi düzenlenebilir. Bence çok çok muhteşem, insan sağlığı için de çok çok önemli bir konu. O zaman buradan Türkiye'nin veterinerlerine bir mesaj verelim. Yani şimdilik küçük ölçekte olsa da bu konuda girişimler var. Evet. Seninle temas kursunlar. Bu Evet. senin ortaya çıkarmaya çalıştığın eğitime el atsınlar. Bu eğitim daha çabuk duyulsun, dağılsın, kullanılmaya başlasın. Belki işte tercümede sana yardım etsinler. Evet. Böylelikle Türkiye'nin dört bir tarafında herkes evinden, internet üzerinden bu eğitimlere erişsin ve kullanmak isteyen hayvan sahipleri de kendilerine yakın olan veterinerler üzerinden bu bilgiye ulaşabilsinler. Yani burada hem Evet. veterinerlere hem de çiftçilerimize bu Evet. mesajı vermiş olalım bu şekilde. Kesinlikle, kesinlikle. Sonra da sana ulaşmak isteyenlerin ne yapması gerektiği konusuyla da bitirelim. Tamam. Holistikveteriner.com'dan aslında bütün bu bilgilerin birçoğuna ulaşabilirler.